Ana! Bacılar, su getirin. Hayme, nerede saldırdılar? Çörtük boğazında abi. Hiç bu kadar kalabalık görmemiştim onları. Bir kol Alplere saldırırken, bir kolda kadınlara ve çocuklara saldırdılar. Hepsinin gözü dönmüştü. Aç bir kurt gibi saldırdılar. Kaya obası çok cenk etmiştir. Lakin böyle talan, böyle zalimini görmedi abi. Kadınlarımız, çocuklarımız da silahlarıyla karşı koydular. Erleri, ağabeyleri, oğulları gibi mertçe vuruştular. Lakin çoğu insan ölümden kurtulamadı. Demek ki Moğollar tahminimizden evvel hareket etti. Artık zor günler bizleri bekler. Hoş gelmişsiniz ana. Hala haberleri duydum, çok üzüldüm. Nedir ahval? Dur tekinim, Karayağız yeğenim benim. Sağ olasın, var olasın. Moğollar. Andolsun ki size bu zulmü yapanları cihanı dar edeceğim hala. Ertuğrul abin de, Gündoğdu abin de onlar hakkından gelecektir inşallah. Elbette gelirler hala, elbette. Dedikleri doğruymuş baba. Cengiz Han'ın en iyi ögeday bunu boşuna yollamamış buraya. Gelecekleri varsa görecekleri de var evlat. Kızım anlat. Moğollar. Ertuğrul'la atlarımızı suluyorduk ana. Karşımıza çıktılar. Beni haber etmem için gönderdi Ertuğrul. Ertuğrul nerede? Onlarla cenk ediyordu. Kaçarken ben de Moğollarla vuruştum. Onları öldürüp kaçmayı başardım. Halime! Gel. Su getirin Eli. Su verin Eli. İç. İç Halime. İç bir tane. Sen merak etmeyesin. Ertuğrul Bey'im o yüklere pabuç bırakmaz. Anlat hadi. Kızım. Göç kervanını yakılıp yıkılmış görünce ne edeceğimi bilemedim.
Ertuğrul'umu son gördüğüm yere gittim. Halime. Ne gördün? Ertuğrul nicesinin kokuşmuş leşini yere sermişti. Ertuğrul. Erimi değil atını buldum ana. Ertuğrul'un ölüsünü, ne dirisini gördüm. Ne dur bildik ne durak. Ne bir yaylakta ne bir kışlıkta gün yüzü görmedik. Bu kışı da geçirdik mi gerisi kolay. Artık endişe edecek bir şey kalmayacak. Endişen kimin için değil Ertuğrul. Kimin için endişelenirsin? Bebeğimiz gündüz için. Yüklüyüm Ertuğrul. Sana bir oğul vereceğim. Ne varacağımız kışlakta, ne de varacağımız nicelerin. Nerede benim Yiğit babam diye ağlatmayasın oğlum Ertuğrul. Allah'ım. Bana intikamımı almadan ölmeyi nasip etme ya Rabbim. Ya Rab, sen Hazreti İbrahim'e İsmail'i bağışla yaz. Hazreti Yakub'a Yusuf'u döndürensin. Beni bu dünyadaki can yongam, kızımı bana bağışla. Benim alemde olsun. Bırakma. İyi bakasın. Eyvallah beyim. Onu konuşturmamız lazım.
Anam! Oğlum! Çok şükür hayattasınız. Çok şükür beyim. Geldiniz. Hoş geldin Aslan. Kardeşim nerededir? Ertuğrul nerede bilmiyoruz oğlum. Halime ile baskına uğramışlar. Hamza! Adleri hazırla. Kardeşimi aramak için yola düşeceğiz. Turgut, Doğan onlar nerede? Hiçbirinden haber yok oğul. Gel otağa girelim. Bir akıl yürütelim, ona göre hareket ederiz. Gündoğdu abi. Nasılsın aslanım? Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Bu itler nerede olduklarını öğrenebiliriz. Siz hele otağı da dinlenin, ben onun cevabına bakarım. Hadi buyurun. Birkaç güne kadar bir şeyin kalmaz Halim Hatun. Sağ olasın Ertuğrul Hanım. Kendinden geçti yılanın dölü. Yola çıkmadan onu konuşturmalıyız baba. Bir şeyler bildiği gözlerinden belli. Son durum ne Gündoğdu? Çok fazla şehidimiz var dayı. Çok fazla. Şerefsizler. Noyan köperisini bulup öldürmeden bize rahat yok baba. Bunun hesabını öğretmeliyiz. Size saldıran adamın kafası kazınık, tepesinde örgülü bir saçı var mıydı? Vardı Korkut Bey'im. Demek ki Noyan Ertuğrul'u canlı istemiş. Nereden bilirsiniz beyim? Ordunun bir kısmı kervana saldırmış. Bir kısmı da Ertuğrul'un peşinden gitmiş. Demek ki onu bilip tanıyorlar. En güvendiği adamını da onun peşinden yollamış. Demek nice vakittir izimizi sürerlermiş. Evet. Moğollar çakallar gibi düşmanlarını yakından tanımak isterler evlat. Ona göre tuzak kurup ona göre saldırırlar. Ve kaybedecekleri savaşa da asla girmezler. Thank you.
O Moğol'dan bilgi almaya çalışıyor. Kim bilir hangi cehennemin dibindedir Noyan. Lakin önce Ertuğrul'u bulmak gerekir. Tuğtekin, alpleri hazırla. Keşfe çık. Abi, dediğin gibi Ertuğrul'u aldılarsa oğlumu sağ bırakırlar mı? Kardeşim. Eyvallah. Sağ olasın. İki lokma bir şey yiyip hemen geleceğim. Gözün arkada kalmasın. Ben gereği neyse yaparım. Su. Biraz su. Sen de kimsin? Sen şu yanan kızın babası mısın? Çocuklardan, kadınlardan ne hissediniz? Alpler yetmedi mi? Hepsinin tadına bakmak istedik. Yat. Bırak şu adamı. Usta. Ay kız nerede baba? Ay kız nerede? Baba, ay kız nerede söyle. Turgut Al. Şifa çadırına git. Nedir Doğan? Durum vahim beyim. Dağdan aileyi topladık lakin çok can kaybettik. Dağ taş hep kanar durur. Ay kız bacımın nesi vardır? Yakmışlar kızı Doğan.
Tez Ertuğrul'u bulmalıyız. Beyim burada değil midir? Değil. Dur, giremezsin. Mahrem var. İçerideki benim karımdır. Yine de girmesen iyi olur. Güzel bir hayat için illaki yeni yurt gerekli midir? Yeni bir yurt çok güzel bir hayat olacak hepimiz için. En çok da bizim için. Ne yaptılar sana? Ne yaptılar sana? Allah. Kurban oldum Allah'ım. Hayvanlar için su bulmaya gittiklerinde onları yalnız koymayacaktık. Ümidini hemen kaybetme Doğan. Ertuğrul Bey'im o soysuzlara kolay papuç bırakmaz. Hayman Bey ve Korkut Bey'e görüşür. Hayırlısıyla bu sıkıntıları da atlatacağız. Ben sana o Moğol'un başından ayrılmayacaksın demedim mi? Dedim beyim. Dedim, lakin yanında Kocabaş vardı. Kaldır! Aman beyim bağışla, bir hata etmiştir. Atları hazırla. Yola düşeceğiz. İşittin mi? Eyvallah beyim. Eyvallah. Şeyler. Ben bunları hak etmedim kardeşler. Hak etmedim. Hamza. Seni sever bilirsin. Beyim. Kendini sevenlerin kaderinin kıymetini pek bilmez Selcan Hatun. Bilmez. Ağır değil mi Halime? Çok acı değil mi? Ne kıvranırsın Gökçe? Ben Ertuğrul'u bin defa kaybettim. Her defasında benim için öldü. Ve yeniden dirildim.
Ben her ölüp dirilmesinde ne acılar çektim. Hala vazgeçmedin değil mi bu sevdadan Gökçe? Sadece göz boyayıp dilini bağladın değil mi? Halime. Ben gözümü bağlayayım. Dilim yutulu çok oldu. Esas sen şimdi ne hal eyleyeceksin? Onu düşün. Eğer o ölürse... ben yaşamam zaten. Sen merak etme. Senin için zor lokma demişlerdi. Çabuk düştün elimize. Uyanık ol. Yediğiniz lokma boğazınızda kalmasın. Ben senin gibi nice lokmayı, Semerkant'ı, Buhara'yı yakarken yedim. Sen kılçık bile olamazsın. Bir Türk son nefesini vermeden son söz söylenmemiştir. Ecel meleği gelip canımı almadan sizden aman dilemem. Bunu Noyan'a anlatırsın. Noyan da kim? Senin yaşamanı isteyen. Hadi! Toparlanın! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz beyim. Buyurun. Yemeğin var mı? Haşlama ve ekmek var beyim. Zahterle kekik de koydun mu içine? Koymaz mıyım beyim? Biraz da sarımsak. Oo, ağzınızın tadını iyi biliyorsunuz. Yıllardır yollarda seyreyleyince dilimizde lokma seçer oldu. Beyim, nedir sizi böyle yollara koyan?
Sahip olma arzusu hancı. Sahip olma arzusu. Neye sahip olmak istersiniz? Gördüğün her şeye. Harzemşahlar yenilince topraklarımıza Moğol öncü birlikleri girmiş derler. Başlarında da Noyan denilen bir cellat varmış. O soysuz köpekler bunca yıldır er görmediler. Görmedikçe zalimleştiler. Sultan Alaaddin onları cenk etmesini belletecektir evvelallah. Noyan denilen cellatın zalimliği dilden dile dolaşır. Sütü bozuk, Horasan ellerindeki kardeşlerimizi, Semerkandımızı, Buharımızı telef etmiş. Yakıp, yıkıp geçmiş. Bacılarımıza tecavüz etmiş. Bir gün cenk edip intikamımızı alacağız elbet. Onu gördüğün vakit ne yapmak istersin? Bu elimdeki bıçakla kellesini koparmak isterdim. Bu dediğin mutlaka bir gün olacaktır. İnşallah tez vakitte olur. Tez vakitte mi olsun istersin? En kısa vakitte o soysuzu gebertmek isterim. Hazır mısın Ulu Bilge? No.
İstediğin oldu genç adam. Tengri'nin sevgili kullarından birisin. Sevinmelisin. İçinde başka bir şey daha var. Zerdeçal. Ha? Zerdeçal var beyim, zerdeçal. Ha. Güzel. Seni takdir ettim. Geceleri yalnız uyumayı hiç sevmem hancı. Beni anlıyorsun değil mi? O zaman hoş bir kadın bulabilirsin, ha? Mesela kızın falan var mı? Kızım yok, yok kızım. Bu çok kötü oldu ihtiyar. Birkaç gün beni idare edeceksin. Misafir Ertuğrul'u burada bekleyeceğim. Bu Türkler dost kim, düşman kim bilmiyorlar asker. Cesetleri avluya çıkarın. Kervansaray'ın kapılarını kapayın. Tangut'u burada bekleyeceğim. Her yere nöbetçi dik. Bunu da hazırlayın. Emredersiniz efendim. Thank you.